Anlamayan kalmasın, soru çözümlerine devam ediyoruz. Fatma hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk hocam. Haydi bakalım başlayalım. Her yazı adamının gönlünde cümle cümle büyüttüklerini iki kapak arasında görme düşü yatar hep. Bu cümlede geçen altı çizgili söz anlatılmak istenen. Şimdi Fatmacığım, cümle cümle büyüttüklerini iki kapak arasında. Burada kritik nokta iki kapak arasında. İki kapak arasında ne olur? Kitap olur hocam. Aferin Fatma. Demek ki bu adam kitap çıkartmak istiyor. Hedefi o. Okurlarının eserler üzerine görüşlerini bir derginin sayfalarında... Hayır, dergi değil. Değil mi? Evet. Bir de eserler üzerinde görüşen değil, kendi biriktirdiklerini, değil mi? Ayrı ayrı basılmış eserlerinin bir seri halinde yayınlanmasını düşünmek, bu da iyice coştu, değil mi? Blok blok, öyle bir şey yok. Bu arada beş mezhebinin bir araya gelmesi nedir? Hamse! Evet, ne alakası var? Neyse, devam edelim. Birbirinden bağımsız konulardaki yazılarını kitap halinde yayınlamayı hedeflemek. Değil. Değil, çünkü burada kitap var ama birbirinden bağımsız konulardaki yazılarını değil, o tam uymuyor. Başka yazarların kitaplarında kendi eserinden yapılmış alıntıları görmek, bunun kel alaka yani. Kel alaka Fatma. Evet, ne gülüyorsun? Hiç öylesine. Kel alaka bir şey değil mi? Evet, evet. Küçük parçalar biçiminde yazılarak. Little little into the middle. Bak cümle cümle bak cümle cümle büyüttüklerini iki kapak arasında. Metinleri kitap haline gelmesi. Cevap hangisi Fatmacığım? Edirne. Devam et Fatma. Oo, soru uzun, o zaman sen oku. Bu parçada geçen. Başka atölyelere ait kumaşlardan giysi dikmeye çalışmak. Başka atölyelere ait kumaşlardan giysi dikmeye çalışmak. Cümlenin paragrafa da bakalım. Başka yazarların satırlarındaki düşüncelerden yararlanma her zaman çekinilecek bir iş değildir. Aksine kimi zaman da kıskanılması bir eylemdir. Örneğin usta bir yazar özgün bir düşünceyi kendi rayını çoktan bulmuş üslubu için öyle doğal ve uyumlu kullanır ki bu yerli yerince kullanım yazının güzelliğini eksiltmek şöyle dursun kat kat artırır. Bunun yanında aslında burada diyor ki buraya kadar ne anladık? Başkalarının sözlerini, cümlelerini kullanabilirsiniz. Ama düzgün, uygun bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Bunun yanında yenilerin daha yolun başında başka atölyelere ait. Hani cin olmadan adam çarpmak dediğimiz Fatmacığım. Evet hocam. Sen daha yolun başındasın değil mi? Bir dur, hı-hı, sakin. Yolun başında başka atölyelere ait kumaşlardan giysi dikmeye çalışması. Başka atölyelere ait kumaşlardan giysi dikersen bu güzel bir giysi olur mu? Hayır hocam. Olmaz. İşte burada da vurgulanan o. Gönül rahatlığıyla kendi markanını vurmalarını engeller diyor. Kendine ait bir söz evreni kurmaya çalışmak. Bu olabilir mi Fatma? Hayır. Hayır. Usta yazarların anlattıklarına kendinden bir şeyler katmak. Birçok yazarın çizgisini bir metinle birleştirmek. Değil. Ünlü yazarların üslubuna özenmek. Değil. Bunu yapmayın diyor zaten. Evet. Başka yazarların görüşlerini yazıda kullanmak. Evet. Değil mi? Yani başka atölyelere ait kumaşlardan giysi dikiyorsa bu nedir? Başka yazarların görüşlerini yazıda kullanmak. Giysi yapmaya çalışıyor. Cevap hangisi Fatmacığım? Edirne hocam. Edirne. Devam edelim. Ay. Fatma 3'e geleceğiz. Evet. Bu parçada geçen ışıltılı yıldızların etrafında birçok uydunun birikmesi. O uydu. Uydu. Senin de hiç böyle bir şey oldu mu? Senin etrafında birçok uydu birikti mi hiç? Hayır. Sanmıyorum. Evet. Yani burada ışıltılı yıldızların etrafında uydu demek ne demek? Yani onun çekim gücüne kapılan değil mi? Hocam yıldız, siz burada yıldız oluyorsunuz galiba. Yani biliyorsun artık. Dizilerde de oynuyoruz. Evet. Dil ve üsluba renk katan özgün ifadeler, yeni söyleşiler, deneyimin ve ustalığın armağanıdır. Bir yazarın kendi dilini kullanması uzun ve disiplinli bir yolculuk sonunda gerçekleşir elbette. Ama dilini kurmuş usta yazarların çekim gücüne hiçbir okur dayanamaz. Hiçbir okur dayanamaz. Okur yani. Tabii ışıltılı yıldızların etrafında sayısız uydunun birikmesini doğal karşılamak gerekir. Yani tutarlı düşünceler aktaran yazarların okurca sevilmesi. Gösterişe düşkün sanatçıların okur sayısının gerçek yazarların hayranlarını geçmesi. Hiç gösteriş uygunluk diye bir şey var mı? Yok hocam. Anlatım özellikleri beğenilen yazarları taklit eden yazarların çoğalması. Değil. Usta yazarların çok sayıda okurun beğenisini kazanması. İşte bu hocam. İşte uyduysa, ışıltılıysan Fatma beğenin etrafında uydu olur. Yoksa böyle kalırsın. Mal gibi kalırsın. Evet lütfen. Cevap hangisi? Denizli. Devam edelim. Bu parçada geçen kalemimiz satırlara harfleri dizmeye başladığında en beğendiğimiz yazarı dönüşü verme sözünü anlat. Şimdi burada ne diyor? Kalemimiz satırlara harfleri dizmeye başladığında, yani yazmaya başladığımızda en beğendiğimiz yazara dönüşü verme. Ha, bak yani sen yazıyorsun ama en beğendiğin yazara dönüşü veriyorsun. Demek ki
Onun görüşlerini. Ondan etkileniyorsun. Evet. Yani özgün olamıyorsun gibi bir anlam olabilir. Ama metne de bakalım. Hadi. Çalışma temposu zayıf olanlar kendi sesini oluşturamaz sayfalarda. Hep hayran oldukları kalemi taklit ederler. Üslup yakalayamamaya, bazen de kişilik kumaşın iyi yazıya uygun olmamasından kaynaklanır. Kalemimiz satırlara harfler dizmeye başladığında en beğendiğimiz yazara dönüşü vermemiz bu gibi sebeplerdendir işte. Yazıda başkalarının anlattıklarından alıntılar yapma. Alıntı değil, direkt dönüşü veriyor değil mi? Evet hocam. Değil. En sevdiği yazarın eserinden başka yapıt okuyamama. Hayır, burada yapıt okumayla alakalı bir şey yok. Kişilik özellikleri yapıt yazmaya uygun olmama. Değil. Değil, bununla alakası yok. Sevdiğimiz sanatçıların etkisinden yazma sırasında kurtulamama. Evet, evet. Cevap hangisi? Denizli. Güzel. Devam edelim. Bu parçada geçen iç dünyasının şifrelerini asla çözemez. İç dünyasının şifrelerini asla çözemez. Sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam değişmez. Buna uygun bir şey gelecek değil mi? Evet. Hayal etmek her yazarı kendini tanımaya götüren bir yöntemdir. Eli kalem tutan herkes hayal edecek ve kendi hayallerine bakıp kendisinin kim, nasıl biri, ne kadar bir insan olduğunu anlamaya çalışacak. Hayal işte böyle bir yardımcıdır yazara. Yazar düş kurmadan iç dünyasının şifrelerini asla çözemez. Yani kendi özelliklerini kavrayamaz. Aslında olabilir değil mi? Yine de bakalım. Kendinden yola çıkarak eser veremez. Eser vermek diye bir şey yok. Şifreyi çözme anlamı var. Başkalarının yaşantısını, yeteneklerini, sınırlarını, yazarlık çizgisini, hayır bunlar değil. Kendi özelliklerini. Çünkü iç dünyamız, kendi özelliklerimiz asla çözemezse bu da kavrayamaz anlamına gelir. Cevabımız Adana. Evet Fatmacığım. Şimdi diyor ki bu parçada geçen sere serpe bir görüntü vermeme. Sere serpe bir görüntü vermeme sözüyle anlatılmak istenen. Yazarlar genellikle olması gerekeni yazarlar. Bunların karşılığı belki de hayatlarında yoktur. Onların tasarladığı, önerdikleri dünya ile gerçek yaşam arasında fark öğrendiği takdirde okurda etkili depremler meydana getirebilir. Bu nedenle bir yazarın anılarını bile yazarken okura sere serpe bir görüntü vermemesi yazarın kendi iyiliği içindir. Yani sere serpe değil mi? Dağınık gibi bir anlam gelebilir. Bir bakalım. Okuru yaşamı hakkında bilgilendirmeme. Böyle bir anlam var mı? Gibi hocam. Sere serpe bir görüntü. Anılarını yazarken de diyor. Okura sere serpe bir görüntü. Anılarını okura anlatmaktan kaçınmama. Bununla alakalı gibi. Bir şey yok. Satırlarıyla yaşam arasında bağ kurmama. Gibi sanki. Değil mi? Yani sere serpe bir görüntü. Çünkü sere serpe olursa dağınık olur anılarında. Evet. Bu da aklımda bir kalsın. Olanları yazıda değiştirerek vermeme. Bununla alakası yok değil mi? Yazarlık yöntemlerini okura aktarmama. Burada en uygun hangisi oluyor Fatmacığım? Ceyhan. Çünkü sere serpe değil. Belli bir düzgünlükte vermesi lazım evet. Diyor. Evet. Fatmacığım şunu da sen oku. Deminden beri okuyoruz. Tamam hadi hocam. Bu parçada geçen... Bu parçada... Hocam okuyamadım. Bu parçada geçen altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Evet Fatma. Onun eserlerini okumaktan zevk alırım. Herkese de tavsiye ederim. Ölümünden yıllar sonra hala kendini okutabilen bir yazar, bir eser yazdığı için onu ölümsüz sayarım hep. Her sanatçı böyle zamanın acımasızlığına dayanamaz. Elbette. Evet, zamanın acımasızlığına dayanamazsa... O zaman unutulur gider değil mi? Evet hocam. O zaman ona göre bir cevap şıkarayacağız. Kendine özgü bir anlatım olmak. Hayır. Hayır, bu özgünlük. Okunabilir bir eser. Hayır. Tavsiye edilebilir bir eser özelliği taşımak. Değil. Hayır. Çok okunabilecek özellik olmak. Bunların hiçbiri bu zamanla alakalı değil. Kalıcılık ama önemli. Kalıcılık önemli. Çünkü zamanın acımasızlığına karşı çıkıyorsa o onun kalıcı olduğu anlamına gelir. Cevap Edirne. Evet, bu bölümdeki son sorumuz Fatmacığım. Bu parçadaki altı çizili söz anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şiir yazanlar bilir. Şiirde esas olan duyguyu aktarmaktır. Hangi şair yoktur ki dizelerine duygularını katmamış olsun? Şair mutlaka içinden geçenleri, özlemlerini, aşklarını ve olumsuz bulduklarını şiirlerine dile getirecektir. Değil mi Fatmacığım? Bunlara diyeceğim yok elbette. Ancak şair duygularını aktarırken gördüklerinin altını çizmek. Özellikle buradaki anahtar sözcüğümüz ne? Gördüklerinin altını çizmek için de çaba göstermeli bence. Yani hep duygu hayal, duygu hayal bir yere kadar. Gördüklerini de anlatıyor. Evet. Bakalım duygusallığa önem vermek böyle bir anlam var mı? Yok. Yok. Gözlemleri hayallerle süsleyerek aktarmak. Yok. Betimleyici anlatımdan uzak durmak. Gözlemlerini vurgulamak. Bak gördüklerini demek ne demek? Gözlem. Altını çizmek demek ne demek? Vurgulamak. Vurgulamak. O halde cevabımız hangisi gençler? Denizli. Denizli.